Ferhat ve Ecem'le Laf Lafa başlıyor. Türkiye'nin en çok dinlenilen podcast programında podcast dinledi. Ecem ve Ferhat'la Laf Lafa programımız bu hafta başlıyor ama tabii Ecem'cim biz başlarken farkındasın değil mi? Bugün şimdi seni de gömeceğiz birazdan. Evet. Çok sevdiğim bir dostum burada bak. Evet. Çok sevdiğim bir dostum burada. Bizim için hem o yeni arabeskin kralı bence. Sesiyle, hayat hikayesiyle, sesiyle, hayata karşı duruşuyla hepimize yani hikayesini hızlandırmak isteyen herkese bence örnek olacak bir isim. İlham kaynağı. İlham kaynağı bu var bak ciddiyim. İsmini söylediğimde zaten dinleyicilerimiz aa evet ya falan olacaklar böyle. Şahin Özden bizimle. Hoş geldin Şahin. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Nasılsın evet. Abi? İyi misin? Çok sağ ol Ferhat'ım. Sen bir heyecan var mı? Bir heyecan. Var ya. Ben böyle evet bir tık hissediyorum o heyecanı. Sesimden de anlarsın. Bir heyecan var değil mi? Böyle insan. Bu odaya girince abi herkes heyecanlanıyor. Hiç kendini şey yapma. Çünkü buraya girdiğin an herkeste bir heyecan başlıyor. Bak burada Cemil Rütür'ü bile otururken heyecanlıydı mesela. Evet izledim onu da. Ama şöyle bir şey. Normalde heyecan olmazsa tadı olmaz. Evet. Heyecan hep olsun. Biz bu biraz... durumlarda heyecan hep olsun yani içimizde. Şu an senin oturduğun koltuk kimler? Kimler geldi, kimler geçti. Çok gelmeye sonra. Devam edecek. Böyle ay, resmen evet. Dışarıda işte benim diye yaratılan o muhteşem güzellikler benim karşıma geldiklerini öyle bir heyecan, bir böyle kekemelik işte bir böyle işte iş ne oldu Ecem'cim? Karşımızda bir hanımefendi yok böyle evet, bir kaldın, böyle bir Yusuf'ta kaldın herhalde. SOS diyorum. İki gündür çok güzel giden programların ardından bugün Ferhat'ın karşısında bir beyefendi var ve ben burada tek kadınım. Evet. Çok zorlu bir süreç bekliyor o yüzden. Yok yok hiç zorlamayacağım ben sizi. Vallahi bir şey yormayacağım söyleyeyim. Ben. Sen değil ben onu yoracağım. Benim hatırıma yapma. Ben ona neler yapacağım var ya aman Allah'ım bak niye uğraşacağım onunla şimdi ben. Böyle. Eyvahlar. Ama abi yanında şimdi kadınlar falan varken böyle hanımefendiler böyle hanımefendi konuklarımız oluyor. Evet. Onların yanında işte şöyle mi yok Ferhat'cığım böyle ben seni biliyorum hatta bak biz burada iki kişiyiz. Açtım ağzımı yumdum gözümü ağzımı ne geliyorsa söyleyeyim. Biz burada iki kişiyiz hadi bakalım. Aşağı. Biz de iki kişiyiz evet, burada. Evet ama ben tek kişilik bir dev kadroyum. Hadi bakalım izleyeceğiz ve göreceğiz. O zaman ilk sorumu ben sormak istiyorum. Şahin Özlem mi diye başlayalım yoksa Şahin Karadirek mi? Hayır canım bence. Şey mi o ya harbiden? Neden abi Şahin Özlem mi Şahin Karadirek mi? Burada bir kafa karışıklığı oluyor. Sahne hemen, adım abi var burada. Hemen söyleyeyim. Şahin Karadirek şimdi sanatçı olmayan Şahin. Şahin Karadirek. Müzisyen olmayan Şahin. Biz Şahin kimleyiz? Özlem, şu anda Şahin Özlem. Vay be lan insanın hayatta da iki tane düşünsene ya. Şey diyeyim bir tane film vardı. Adam aynı tek bedenin içinde 8 karakterdi. Aa çok güzel filmdi. Şey neydi? Hadi onun ismini hatırlayacağım çabuk ol. Değildi Ecem. Değildi. Ya öyle yapınca ne oluyor aklına mı geliyor? Falan. Evet o öyle değil. Bence çok çirkinleşiyor önüme yaptığında. Kıskanıyorsun beni. Nedir abi bu? Şahin Özlem, Şahin Karadirek. Abi hemen anlatayım. Şöyle ki Şahin Karadirek normalde sahnede yani şimdi tabii ki insan soy isminde yani bir sıkıntı yok. Yok canım estağfurullah. Ama, biz hani merak edileni cevaplıyoruz. Ben onu şöyle yaptım. Şimdi sahne ismi olarak eşimin ismi Özlem. Aa. Hem onu da yani yad etmek adına hani hatırlamak adına. Her seferinde. Hem de yani her şekilde yaşatmak çok, adına. Çok ilginç değil mi ya? Evet şu an böyle tüylerim diken diken oldu. Vallahi İnanılmaz yani senin bir bence bir kadına verebileceğin en muhteşem hediyeyi vermişsin evet. Ya. Adını soyadını yapmışsın. Yani ben nereye gidersem gideyim, ne kadar başarılı olursam olayım. Ya da olmayayım. Başarı ya sen hep başarılısın abi. Yani o başarılarının arkasında, başarımın arkasında eşimin hem benim hem eşimin adı anılıyor. Yani evet. Ulan ne güzel bir şey be. Aşk güzel bir şey herhalde. Diyeceğim mi? Güzel bak böyle aşklar güzel işte. Ya hayatım. Evet. Ama ben de böyle birisiyim ki. Hayır, ben de romantiyim. Ne güzel. Evet evet sayın dinleyenler. Evet sonra yani, abi işinizden dolayı. Aynen Şahin Özlem diye bir kere denedim Instagram sayfamda. Profilimde. Sonra baktım isme güzel tepkiler geldi koyunca. Öyle de kaldı. Uğurlu da geldi. Değil mi? Uğur geldi değil mi? Uğurlu da geldi. Şimdi hani bazı erkekler derler ya her başarılı erkeğin arkasında. Muhakkak ki. Yani bir kadın vardı, güçlü bir kadın evet, vardı. Evet, evet. Evet, mutlak. Yani bu deyimi kim söylemişse gerçekten doğru söylemiş. Yani bir başarılı bir erkeğin arkasında muhakkak bir kadın vardır abi. Evet, evet. Çok önemli. Kadınlarımız çok kıymetli, çok değerli. Ben de zaten. Ölürüm. Ben programım mesela Ecem Naz Tunca mesela. İlk mesela bu proje
projeyi yazdığımda yaklaşık üzerine 6 ay çalıştım. Çok iyi. Bir gün Ecem'i aradım bir akşam. Ya ben bunu tek de yapabilirdim mesela. Bir gün Ecem'i aradım, dedim ki Ecem, daha hiçbir şey söylemedim ona. Hani gelecek misin? Gel. Ecem, yarın hemen geliyorsun. Çok büyük bir programa başlıyoruz. Çok güzel. Yani çünkü yanında bir kadının olması bambaşka bir duygu abi. İyi ki başlamışsınız. Evet, iyi ki. Ve ben şu an şoktayım. Beni övmeye başladım. Güzel şeyler söylemeye ama abi, başladım. Adam hayır, adam karşıma çıktı, derse ki ben karımın işte adını sürekli hep onu anmak için ve bu hatırlamak, başarı hikayesini hatırlamak için ben onu soyadım olarak kullanırım derse, şimdi ben de öküzlük yapmayayım. Seni öveyim ya. Yani. Evet evet, sağ ol. Lütfen, İyi ki ben de çıktık bu yola. Siz evet, de tekrardan hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Bize biraz kendini anlat ya Şahin abi. Ben seni tanıyorum zaten, güzel bir dostumsun. Başarılarını biliyorum ama şimdi mesela dinleyenler, merak edenler için bize biraz kendini anlat. Şahin Özlem kim abi? Şahin Özlem 1982 İzmir'de oldum. Normalde doğmadım ve Ege'liyim zaten, İzmirliyim. Ama ne severim ha İzmir'e. Buradan İzmir'e sevgiler, selamlar vallahi. Çok teşekkürler. Benden de selam olsun İzmir'e, aynen. Yani çok çalıştım. Birçok işte yer aldım. İşte ototamircilikte. Aa, ne güzel. Kargo işte personeline kadar. En son işte İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne girdim. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yaklaşık bir 11 yıl kadar bir emeğim var. Halen içeride duruyor 11 yıl. Aa. Tabii. Devam mı ediyorsun abi yani İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne? Yani şu anda ayrıldım. Ayrıldın. Sahnelerinden, işte programlarından dolayı bırakmak zorunda kaldım. Bir yandan iyi oldu aslında Ferhat'ım, çünkü yetişemiyordum. Peki müzeye olan ilginizi nasıl keşfettiniz? Keşfi şöyle Ecem Hanım. Çocukluktan beri aslında bir şarkı söyleme. İzmir'in abi şeyinde var bu, genelde var. Sevgisi var yani. Evet. Ama bunu böyle ilerletmek, daha böyle büyük yerlere taşımak biraz zaman aldı. Şöyle başladı. Bir asker eğlentisi yapılıyor bizim mahallede. Orada benim tanımadığım bir orçu abi çalıyor eğlenceyi. Bir tane de arkadaşım bana dedi ki Şahin, bir şarkı okusana bize, dinleyelim. Hani asker eğlencesi, herkes dinler falan. Kıramadım ben de. Ona istinaden orada bir şarkı mırıldandım. Oradaki klavyeci de çok beğendi. Dedi Şahin, benimle çalışır mısın? Hani solistlik yapar mısın bana? Herkesin hayatında böyle bir macerası vardır başlangıç olarak müzisyenlikte. Kimisi okula başlar, kimisi alaylı öğrenir. Evet. Benim durumum çok elverişli olmadığından dolayı konservatuvar göremedim. Konservatuvarı zaten her ses bence konservatuvar, tabii ki eğitim önemli. Sen zaten sesini yani anadan doğan, yani doğuştan gelen bir yeteneğin var zaten senin. Evet, yani sesinle zaten bir yeteneksin yani. Hani o, bence ona bir şan dersine falan ihtiyacın olduğunu düşünmüyorum. Yok. Şan olarak değil de hani mesela şimdi tamam, Allah zaten bir şeyleri sana vermiş yetenek olarak. Ama bir de onun üzerine kendinle biraz bir şeyler katarsan daha güzel olmaz mı? Eminim. Ben alaylı mı meslekli mi dediklerinde alaylı insanlar diyorum mesela. Kesinlikle, çünkü evet, alaylı başka bir lezzette çünkü. Tabii. Yani kor gibi yanıyor o böyle, sürekli onun zorluğunu görüyor. Onun işte ilmik ilmik işliyor, çok değer katıyor. Buraya inanılmaz bir kıymet veriyor. Aynen. Hani okullu, evet tabii ki eğitime karşı değilim. Eğitim kesinlikle önemli ama yani ben biraz daha alaylılığa inanıyorum. O yüzden alaylı insanları daha çok seviyorum. Ben de sana katılıyorum. Normalde evet, Allah'ın yarattığı yetenekli insanlar. İşte atıyorum mesela sana bir yetenek vermiş. Yani bu şekilde sunuculuk, evet, DJ'lik atıyorum. Buna gelebilecek o platformdaki... Evet, biz mikrofonu konuşan sesleriyiz. Aynen yani. İnsanın da sesi kendi enstrümanıymış. Ben de bunu keşfettiğim zaman çok zaten çocuk yaştaydım. Sonra belediyede falan hep böyle üzerine konuldu o vakte gelene kadar. Düğünler, restoranlar, işte kafeler, barlar. Onlara git gel, semt düğünleri. Git gel. Ne sevinmişlerdir ha. İzmir, bu şekilde. İzmir şeye doymuştur. Yani arabeske doymuştur. Allah razı olsun. Çok destekleyen de oldu. Çok köstek olan da oldu haliyle. E tabii yeni kimse istemez ki karşısına bir rakip çıksın. Rakip yani çıksın. Bu konuyla ilgili. O yüzden ben anlayışla karşılıyorum onları da. Hiç problem yok. Ama şu da bir gerçek. Allah herkesin rızkını bir şekilde bir yerde tabii hazırlamış. Bir de şöyle bir şey var. Yani benim en çok tutkusuyla yaşadığım olay şu. Hakikaten hiç okuluna gitmeyip, ilmini öğrenmeyip, kulak, kalp, yorum, bunların üçünün bir araya bir insanda toplanabilmesi ancak yaradanın verebileceği bir güç. Evet evet, yani bence de o tamamıyla bir... Şükür ben bunu hani bu şekilde, yani arkadaşlarım lütfen oku, lütfen oku, yakın çevrem, seven dostlarım, ailem, her yerde şarkı söylüyordum çünkü ben. Çalışırken falan da söyler miydin? Mırıldanın mı çalışırken de? Tabii. Mesela zaten şöyle bir maceramız var. Hikayemiz de burada başlıyor aslında. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışırken müzisyenlik yapıyorum ama çok popülerlik yok.
çok tanınmışlık yok. Açıkçası hani çok bilmişlik. Bilmiyorlar seni. No name birisi. Evet. Yani sonrasında hadi belediyeye başlıyorsun. Tam iş esnasında başka bir işi bitirdim. Başka bir işe gittim. Onu yaparken şarkı okuyordum. Bir kardeşim videoya çekip sosyal medyasına paylaşmış. Hangi şarkıydı bu? Yaprak gibi düştüm. Sevgili rahmetli Müslüm Gürses'le. Bir ufak alabilir miyiz abi? Bir ufak gelir mi böyle tabii, bir tık? Bir ufak bir duysak. Yaprak gibi düştüm. Yerden al sana. Evden hayır gelmez, beni bulsana. İşte yine gözüm yaşlı, gülmek istemiyor senin yüzünden. Sesim biraz kızık. Vay vay. Dün sahnem vardı. Evet, evet, ondan. Evet, evet, estağfurullah. Neydi sebep sevgilim? Senden çektim, herkese ver mesut, bense dertliyim, paramparça olmuş, güzel gençliğim, dünyamı kararttım senin yüzünden. Vallahi var Ece. Biz burada yıkıldık şu an. Şu an bir anda böyle şuradan, bu arada sen şarkı söylerken böyle ritimde geliyor abi oradan. Allah razı olsun. Arkadan da bir güzel kadın geçti az önce. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten çok, çok güzeldi. Güzel ben ya. De baktım. Evet. Yani sen de hazır şarkıyı söylemişken böyle tabii seni üzülüyorum. Sen göremiyorsun böyle güzellikleri. Senin karşında daha güzel bir kadın var. Sen daha bak, evet. Benimki gitti. Teşekkür ederim. Senin gördüğün güzellik mesela Ecem hep karşında duruyor. Allah razı olsun. Vallahi sen o şarkıyı söylerken o da böyle gençliği falan değil de. Önünden geçti Ferhat. Ben de böyle bir baktım lan harbiden ben biraz genç miyim diye düşündüm böyle. Çok güzel bir kızdı abi geçen. Allah sahibine. Vallahi. Ve bu şarkı hikayemizin başladığı şarkı. Yani bir de güzel bir şarkı. Bu da var ya Müslüm abi de yani ne şarkı be. Allah rahmet eylesin. Ben ne şarkılar be. İşte ayakkabı ucunu yaparken Walkman kulağındaydı mesela. O ayakkabı ucunu mu yaptın? Ben de yaptım biliyor musun 6 yaşındaydım. Çocuklukken. Yani bunları... Ben pazarda suda sattım. Aynen. Buz gibi soğuk sudan içen yeni geldi. Bizim İzmir'de Tepecik. 5 yaşındaydım. Ticaretçi bir adamdım. Tepecik pazar yeri var. Roman Mahallesi tenekeliği yapılmış bir pazar yeri. Vallahi başından gir lingır lingır falan böyle. Hiçbir şeyin kalmıyor zaten. Bütün neşe. Oradaki çavalar da çok iyiler abi bak. Çok iyi, çok iyi. Evet çavalar. Çok çok, çok eğlenceliler. Allah'ın seni. Yani dün aralarındaydım abi. Bu kadar güzel kalpler olamaz. Aa işte. Bu kadar eğlenceli insanlar olamaz. Yani bir de müzik adına her şeyi biliyorlar abi. Doğuştan ya evet. Roman o kültüründe bu nedir abi? Kavga etseler şey çalınca bir mesela. Anda, evet, bak bir roman havası ya, hani insanlar mesela gidiyor. Hani ayıralım bunları ya abi ne gerek var diyorlar ya. Açın bir roman havası ayrılsınlar be yani uğraşırız gerçekten diye. Gerçekten var değil mi? Var. Var. Benim çocukluğumda Cennet Mahallesi'nin dizisinde olurdu. Çok güzel bir evet, bugün mesela. Evet müzik açıldığı an o kavga bitiyor. Müjdat Gezen'le Gülşen Bebekoğlu'nun Perihan Kutman'ın çok evet. Güzel bir film vardı Gırgır ya. Evet. Hala izlerim bilir misin? Ve hala şimdi çık. Çok severim mesela. Ama işte televizyonlarda izlemiyoruz. Çünkü televizyonlarda sanki her şeyi mükemmel yapıyorlarmış gibi oradaki o sahneleri kesiyorlar. Kesmiş, restore etmiş. Evet, evet. E ne anlamı kaldı ki? Yani oradan orada abla işte Allah senin belanı versin bayram gün ananın bilmem ne diyor orada başlıyor mesela. Ve onu duymadıktan sonra ne anlamı var bunun yani? Şimdi normalde aslında eski hayat kalmadı, eski zaman kalmadı. Zaman değişken her şey değişiyor. Yani şarkı söylemek de artık değişiyor mesela hayatımızda, gündemimizde. Baktığın zaman bana göre normalde ölmeyecek 4-5 tane müzik yapısı var. Evet. Arabesk hiç ölmez abi. Hiç. Türk sanat müziği, Türk halk müziği, evet, arabesk, fantasy, pop. Ya bir şey söyleyeceğim. Hiç denk gelmiyorsun. Ben mesela yıllardır bu sektörün içinde olduğum için söyleyeceğim. Evet. Şimdi dışarıdan aslında çok böyle onları şey görüyorlar insanlar. Aa işte bu oyuncu falan. Bu böyle genelde Elton dinler. İşte Fred Johnson dinler. Böyle bir memnun falan. Lan ne alakası var? Ben mesela evine gittiğimde son ses Bergen dinleyenler biliyorum. Ben mesela arabesk okuyorum. Abi Yıldırım Gürses dinleyen arkadaşım var benim. Çok popüler şu an. Yıldırım Gürses dinliyor. Ya. Nereden buldun bunu ya? Ben mesela arabesk şarkı okuyorum ama kimi dinliyorum? Yabancı sorsam bana ben Jennifer Hudson dinliyorum. Oo. Tabii Maria Carey dinliyorum. Yani bunlar şeymiş. Atıyorum. Bunlar bizim İzmir'e girirlerdi. Bir otururduk diye. Mesela
atıyorum işte Mario Vanlas, yani çok sevdiğim şarkıları var onların mesela bir tanesi. Ama bu bahsettiğin hepsi popüler kültürde kendi alanlarında da arabeskçiler bence. Tabii. Mesela ben şimdi... Bir Beyoncé değiller yani, bildiğin arabeskçiler bu arada ya. Değil. Ya kendi... Popüler kültürün arabeskçileri onlar yani. Kesinlikle yani, düşünsene oradalar ama Jennifer Whitson dediğin bayan... Şu acaba şey bu, Buyuka tarzındaki söyleyen kadından mı bahsediyorsun? Abi böyle bir şey yok. Şey gibi böyle o... çok gırt, o İspanyol bir gırtlakla böyle yok. Dolu dolu söyleyen. Zinci yani tövbe pardon, siyahi insan gırtlağıyla öyle söyleyen ayıp olmasın. Estağfurullah. Yok, o niyetle söylemedin zaten. Tabii, aynen. Estağfurullah. Abi mükemmel bir gırtlak yapısı. Zaten ben şöyle diyorum aslında. Türkiye'de Romanlar, yabancı ülkede Araplar. Araplar. Abi böyle bir yorum. Zaten bize arabesk, Arap kültüründen gelme. Zaten şimdi, bizim kültürün, bize arabesk, Arap kültüründen gelme. Evet, siyahi insanlardan bahsediyordum. Ama tabii Arap müziğine de ayrı bir aşk. He, ben Orta Doğu'ya ithafım var. Orta Doğu'ya buradan selam olsun. Keşke, nerede? Asalı'yı çok severim mesela. Hayati, ondan sonra El Beledi. Abi sen bayağı bir, maya maşallah ya. Ben bu kadar araştırmadım ya. Ben bu kadar dinlemiyorum. Evet. Aa, ben çok seviyorum. Peki, çok seviyorum. Bir şey soracağım. Az önce tam şeye değiniyorduk. Bir arkadaşınızın sizi videoya çekip sosyal medyada paylaşmasıyla mı evet, bu serüveniniz başladı? Siz nasıl keşfedildiniz? Asıl hikayem aynen dediğiniz gibi tam güzel. Ah, tam bastınız. Da güzel hikaye bak. Orada benim bir tane başka bir belediyeden bir kardeşim. Ben süpürge yaparken şantiyede beni Şahin abi tel şarkı okur musun diye taciz etmişti. Ben de ona demiştim Tarık git başımdan. Evet. Şu an çalışıyorum. Belediyede çalışıyoruz. Resmi bir kurumdayız. Kamudayız. İşten atılırım abim git başımdan. Aa ya, bir şey olmaz abi, sen söyle ne olacak, alt tarafı bir şarkı falan filan. Hani oğlum git bak var ya. Evet 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 oğlum bak git. Aynı onun gibi oldu bir ara. 3-5 kere söyledim. Baktım dinlemiyor. Ya söylesen bir şey olmaz falan bayağı. Ulan dur ben sana bir söyleyeyim. Söyleyeyim de. Hadi aynen. Okudum ben de, yaprak gibi düştü. Oradan sonra tabii o paylaşmış akşam evine gittiğinde, paydos ettiğinde işten sabah koşarak şantiyeye geliyor. Çay çay. Ne oldu oğlum? Ya işte diyor, ben dün akşam paylaşmayacağım dedim ama seni. Ben dün eve gittiğimde seni paylaştım. Herkes seni soruyor bana. Abi bir gecede bir tane video, amatör bir video bu. Evet ben o videonu hatırlıyorum, biliyorum. Temizlik personelinin bir tane sıradan bir şarkı. Yerleri süpürgen olan değil mi? Evet. 1 milyon olmuş. Bir gecede 1 milyon olur mu bir görünme? İşte bak nerelere dokunmuşsun ya. E tabi ondan sonra gene aynı şekilde rahmetli Müslüm Baba'nın vefasız alem 40 sene sonra onun... Oo ben tekli... onda var ya Ecem, bu arada ben o şarkıdan iyi içiyordum. İlk çıktığım dönem. Tekli single'ını... Sar sar içiyordum, sar sar içiyordum. Yapma şansım oldu. Allah razı olsun buradan sevgili prodüktörüm Aydın Kara abim, değerli sanatçı büyüğüm, evet, değerli isim, benim için çok kıymetli. Biz de çok teşekkür ediyoruz senin gibi bir ismi bize kazandırdığı için. Allah razı olsun buradan Hakan Altun abime çok sevgiler, selamlar, hürmetler olsun. Ailesine sağlık, sıhhat diliyorum, kendine sağlık, sıhhat. Evet amin. Yani bende emekleri var. Ama seni Hakan Altun diye evet, biliyoruz ya biz böyle de, hani bunun başka yani bir hikayesi var mı? Hani aslında... ilk Hakan Altun mu seni ilk keşfetti? Hakan abim mi keşfetti yani? Yani Hakan Altun abim şöyle söyleyelim. Aslında bencillik yapmak istemiyorum. Estağfurullah lütfen. Hiç kimsenin hakkını yemek istemiyorum. Çünkü çok ismin, hatta söyleyeceğim zaman belki şaşıracağın isimler olacak. Ondan dolayı hepsinin bende emeği çok eli değmiştir yani. İşte Acun Ilıcalı buradan selam olsun Acun abime. Yanında programında sazlarını şefi Tarık Sezer abim. Yani o zamanların jüri üyeleri işte Emine Sandal, Mustafa Sandal, İrem Derici, keza... Mustafa Sandal, yani Yılmaz Morgül abim. Yani bunların hepsi bana çok... Herkesin bir emeği olmuş ya. Evet, vallahi yani evet, ben harika. Şimdi kalkıp bir kişinin ismini söylerim. Onları söylemezsen ayıp etmiş olurum. Ne kadar samimi bir adam görüyorsun. Evet, çok içtensiniz gerçekten. Yani, çünkü hepsinin emeği var. Deniz Seki ablam, buradan selam olsun. Serdar Seki abim, Serkan Seki abim. Üçünün de emeği var. Keza Rubatı grubu, Özel maşallah abi. Hayatın neler geçmiş hayatından ya. Evet yani Göksun abim, Eralp abim, Fatih abim. Yani hepsinin bende bir emeği evet, var. Evet büyük bir kadro. Aynen hepsinden Allah razı olsun. Tabii bunların içinde baktığınız zaman en büyük dokunuşu yapan, finali noktayı koyan çok kıymetli sevgili sanatçımız. Türkiye'nin de baş tacı etti Hakan Altun abim. Evet çok Hakan abi. Aydın Kara abim sağ olsun. Ah yılların aşk adımı. Evet. Ağlamak yok yüreğimlerle biz az ağlamadık. Ya şu anlar. Hani bekle. Gelecektinler falanlar filanlar. Tabii Sibel ablam şarkılar bizi söyler de
Hüsnü abim, Sibel ablam, Sibelcan ablam buradan çok selamlar olsun. İbrahim Tatlıses'e konuk oldun sonra. Müzik, tabii İbo Show'a gittim sevgili Polat Yaracan. Hatta ben de İbo Show'u ilk çıktığında o bölümü izledim. Dedim ki şimdi ya çünkü İbo Show'u bir de yani İbo Show'a çıkıyorsun ya çok ne yapardı yani büyük bir imparator yani neticede. Tabii. İbrahim Tatlıses'in karşısında da yıllarca arabeske renk vermiş bir adamın karşısında da hani o tarza çıkıp konuşmak, orada bir şarkı okumak hiç kolay bir şey değil. Kolay değil. Ben ilk çıktığında dedim ki bence dedim çok bunu net söyle. Aa dedim sıçtı. Bak çok ciddiyim. Aa dedim sıçtı. Şimdi dedim o ya şarkıyı unutacak ya bir şey olacak ki böyle bir heyecan yapacak dedim. Oo, adam bütün ki. Ya okumayı bırak programı ile geçirdi girdi. Hemen İbrahim abinin elini öptü. Ondan sonra herkese şarkılara dahil etti. İnsanlar yani, hayranlıkla baktı. Elini öptürmedi sağ olsun. Hani öyle bir elini eğdin hanım evet. Yeltendim ama sağ olsun o da sanatçı kimliğini orada çok iyi kullandı. Evet. Sağ olsun hani teşekkür ederim kardeşim dedi. Hani sağ olsun iyi karşıladılar. Polat Yağcı abime buradan. Şey mi peki İbrahim abi mesela seni dinledik program evet. Bitse. Nasıl bir yorumda bulundu? Yani zaten normalde iki şarkı okudum ben orada yorgun yıllarım ve yüreğimden vurdum. Ben dinliyorum bazen. Yorgun yıllarımda kendisi tutamadı aslında kendini. Benle birlikte beni de ağlattı çünkü. Birlikte ağladık. Hareketli parçada ağladık söz bir tane. Bir de evet. İşin enteresan yeri insanlar ağır parçada duygulanır. Pop olsun işte arabesk fantasy birinden biri. Ama o anki durum hareketli parçada olması biraz benim için çok özel anlamda şu. Evet. Ben duygusal ağır parçada tamam bir insanı ağlatman kolaydır. Hı. Eğer sesini yorumunu biliyorsa, seviyorsa, beğeniyorsa. Tabii canım. Ama onun dışında hareketli şarkıda değil sana. Bilmiyorum ağlatabilmek. Kaç kişi var? Enteresan olmuş. İbrahim Tatlıses'e. Yani, evet. İmparator. Gerçek selam bir imparatordu var. İbrahim Tatlıses'e de çok çok teşekkürler. Peki bir şey soracağım. Ben merak ettiğim bir şey soracağım. Şimdi sen o dönemde zaten İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeydin değil mi? Tabii. Evet. Mesela hani ben bir belediye olsam mesela içimden senin gibi bir sesin çıkmış olmasına, halkın, insanların bağrına basmış olmasına ve seni kabulüne bir anda böyle milyonlar ulaşan şarkıların olmasına. Ben bir belediye alanında büyük yani görevli müdür işte bu alanı yöneten bir isim olsam bununla gurur duyarım. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu konuda sana bir katkı sağladı mı peki? Vallahi açık söyleyeyim hiçbir katkı sağlamadı. Nasıl yani? Yani yok. Ne bileyim organizasyonlar olur, kendi şeyleri var bir sürü. Yok. Ve böyle bir ses ya. Yani hani gerçekten çok iyi bir sessin sen çünkü. Bazı insanlar vardır. Bazı insanların bir yere gelmesini ister destekler. İşte biraz evvel saydığım büyük isimler gibi. Hı hı. Yani değerli isimler gibi. Bazıları ister mesela sen de sağ ol. Ama sizin ben sağ seviniyorum. Mesela. Teşekkür ediyorum. Başarılarınla ben mutlu oluyorum. Allah razı olsun. İşte yaradan bazı şeyleri isterse denk geliyor. Orada da öyle bir bana mükafat oldu Rabbimin. Yani düşün Türkiye'de sanki 100 milyon nüfuslu bir ülkedeyiz. Hiç mi ses yok? Tabii canım. Hiç mi yorumcu yok ya da hiç mi şarkı söylemeyen? Neydi o videonu yükleyen çocuğun ismi? Asıl hikayenin başlangıcı o çocuk. Evet. Tarık kardeşim. Çok teşekkür ederim. Asıl Ramazan var. Tarık var. Asıl işte o Tarık. Ulan Tarık var ya neler yaptım bizi senin yüzünden yani o sezon ben bir de Bodrum'da yemeyeceğim. Ya. Şarkıyı gece şimdi Bodrum'da ayaklarımız suda. Şimdi ayaklar suda abi. Önümüzde rakı sofrası. Çok iyi. Ayaklarda suda abi. Yani derdim de yok aslında. Yani herhangi bir derdim yok. Herhangi bir bunalımım yok. Ama çok bana bir şarkını bana dinlettiler. Dediler ki ya ben Müslüm'den çok severim o parça çünkü. Allah razı olsun. Ya sana bir tane adam açacağız. Bak böyle bir sesten dinlemedim bunu. Ya dedim ki abi bu şarkıyı Müslüm Gürses söylüyor. Yani ben ondan seviyorken bu şarkıyı nasıl olur ki sanki bunu söylemediler. Söylemeye kalkanlar oldu. Ama beceremediler bunu. Yani o duygu bana geçmedi dedim. Eyvallah. Ulan hiç de derdim yok. Hüsam bakalım. Verdi abi bizim çocuk böyle. Müziği de oradan da yapıştırdık. Türkbükü sahilindeyiz. Yapıştırdı arkadan. Rakılar geldi abi ondan sonra. Sar ulan bir daha sar bunu başa sar. Hayır şeye geçtik orada. Şunu söyleyeceğim. Mesela şarkı dinliyoruz ya şimdi. Şarkı bittiği anlamından itibaren şey diyor. Tamam diyor ben de bir parça isteyeceğim. Dur lan dur diyorum sar sen şu şarkıyı. Sen bu şarkıyı bir de geri sar diye. Çok lezzetliydi yani parça. Sosyal medyanın gücünü siz de biliyorsunuz sosyal medyayla günümüz şarkıları artık yani şöyle örnek vereyim günümüz şarkıları sosyal medya için yazılıyor. Evet TikTok evet, gibi falan evet, böyle TikTok işte platformlarda falan yazıyor. Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ya da öyle bir şarkı yapıyor musun abi? Evet. Ya ben yani sosyal mecraların adını taşıyan şarkı yapmadım hiç. Evet. Kendi bestem var, kendi bestelerim var, çıkardığım şarkım var, şarkılarım var ama hiç öyle yani bir atıyorum YouTube'a özgü. Yani ne olur tuttuğun takıma bir şarkı yazabilirsin. Evet. Olabilir. Sana bir şarkı yazabilirsin. Yani bu
kişi adına olur ama hani bir platform adına işte YouTube'dur ya da TikTok, Instagram, Facebook değiliz. Yani duyguların adamıyım ben diyor ya. Evet, ben duyguların adamıyım abi. Ben orada işte 2-3 tane kişi sırf beni paylaşsın ya da işte şarkımı paylaşsın diye onları uygulayacağım. Yani onların dinleyeceği platforma göre müzik yapmam. Ben müziğimi yaparım. Yani diyorsun ki ben yemeğimi pişiririm. Evet. Tencereme koyarım. Aynen. Tencerem pardon zaten yemeği zaten tencereni de pişireceksin. Ne de pişireceksin? Tabağa koyarım. He, tabağa koyarım bunu. Al, masaya koyarım. Kim almak, kim hangimiz açsa hangimiz işte bu. Çünkü müzik de duygusal bir açlıktır. Tabii ki. Yani duygularımızı en yoğun tarif edebildiğimiz alandır biliyor musunuz müzik dinlemek? Tabii ki. Ya işte popüler kültürden kaynaklanıyor biraz. Yazılan sözler. Ama bu sanatçılarda yani böyle sanatçılardan çok az var Ecem. Çok var. Yani şimdi bir Sezen abla. Mesela bir Sezen Aksu. Yani şimdi Sezen abla artık şarkı yazmıyor. Ya yazdığı şarkılar artık çıkarmıyor. Yazmıyor derken. Çünkü gerçekten her dokunduğu şarkı başka bir duygu. Yani Sezen başka bir duygu ya. Ben inşallah aklımda var yani. Hı hı. Bir tane şarkısı. Bir tane şarkısını seslendirmek yaptım vardım böyle. Yeniden böyle onu düzenleyip yeniden insanlara kazandırmak, hı hı, hayatımıza kazandırmak planlarımın arasında inşallah bu dileğim de gerçek olur. Çünkü ya inşallah. Şimdi Oğuzhan Koç sağ olsun buradan selam olsun. O çok güzel pay. Ona da çok başka lezzet katmışsın mesela. Bulutlar Esir oldu. Evet Bulutlar Esir oldu. Yani ah Ecem işte, neler kaçırdın neler. Evet. Her şeye vesile olan bizi bekletti aileden bir Rabbimiz var. Bu güzellikleri bahşeden bir Rabbimiz var. Birilerini buna vesile tayin eden bir gücümüz var Allah'ımızdan gelen. O yüzden baktığın zaman hani çok zor değilmiş. Mesela bazı genç kardeşlerimiz var. Bazı mesela müzikle uğraşıp da bir yere gelemeyip, hı hı, atıyorum işte bununla yakınan, bununla üzülen, kendini yıpratan genç kardeşlerim var. Buradan da yani bu aracılıkla sizin aracılığınızla onlara da hatırlatayım. Bazı şeyler değil. Hikayelerinin peşinden gitsinler değil mi? Hayallerini bir şey ertelemesinler. Olumsuz negatif bakmasınlar. Bir yerde muhakkak bir yere sıkışmış bir nasip vardır. Bir yerde o çıkıp seni bulacaktır hiç şüphesiz. İşte bu diyor çok önemli bir detay. Hani insanlar kendi hayallerinin peşinden gitmeliler. Ben de her zaman söylerim. Gitsin abi, kimse vazgeçmesin çünkü en büyük örneği benim. Yani bir yolda yürürken düşmek, kalkmak, incinmek bunların hepsi olacak. Yürüdüğünüz yolun şeyleri, nazarlıkları. Gül bahçesine girdiğin zaman önce de kendi dalların arasından geçiyorsun. Vay be. Ya. Vay be. Güle ulaşmak için. Vay be Ferdi. Ulan ben bunu şimdi gider bir tane kıza söylerim he. Gül bahçesinden geçiyorum ilk önce. Dikenler batıyor. Hayır şey diyeceğim. Seni bir gül bahçesi gibi düşünüyorum. Hayallerim ve sen. Ve ben sana ulaşmak için o engameli yoldan geçerken götüme dikenler batıyor dikenler diye falan diye. Ben seni çok... Abi ne olmaz vallahi bu ya. Valla maşallahım var Ferhat. Valla sen hayat dolusunuz ben çok mutlu oldum ya. Ya biz biraz evet Ecem'le biz maşallah, çok böyle biraz daha farklı bir enerjimiz var. Çok iyi çok iyi. Gözleriniz içi gülüyor ya. Evet ben Ecem'i görünce öyle oluyorum herhalde ya bilmiyorum hani olayım mı bilemedim. Oluyor sen de şimdi naz yapma lütfen. Peki şey soracağım abi bu merak ettiğim sen sormak ister misin? Ben sorayım. Sen sor. Böyle hayatınızda unutamadığınız bir anınız var mı ki ben olduğunu düşünüyorum. Var. Onlardan bize bahseder misin? Aklında olan yani hiç unutamadım dediğin bir an. Hiç unutamadım dediğin mesela çok fakirdik. Evet. Acayip fakirdik yani ben fare, böcek öyle bir evde büyüdüm. Hepsi arkadaşımdır yani. Hı-hı. İşte çatımız çökük. Yağmur yağarken baya baya bildiğin odaya yağıyor çökük olduğu için. Zor zamanlar. Çok zor zamanlar. Ama ayıp yani hiçbir şekilde yani o zamanları geçirdiğim için üzülmedim. Niye üzüleceksin canım işte ne güzel. O orası, hikayeden çıkmışsın. Hani geldiğim yer orası hikayem belli. Kimseye bir şey anlatma ya da kimseye bir şey ispat etme gibi bir durumum yok. Çünkü yaşadığım dünya, yaşantım, ortamım, ailem, arkadaşlarım hepsi yani o dünyanın içinden geldi. Nasıl İstanbul'da atıyorum Tarlabaşı vardı. Tabii. Kasımpaşa vardır. Kenar orada da çok güzel hikayeler var ya. Çok güzel çocuklar var orada. Ama yemin ederim var ya apartmanda oturan insanlardan çok çok huzurlular. Abi komşular, komşuluklar var. Yediklerinin tadı var. Evet. Şimdi ben... İçtiklerinin tadı var. Rezidanslar için de şey diyorum. Kibar cenaze evleri diyorum oraya. Yok ben çok oturduğum bir yer değil. Bilmiyorum. Yani, azını hayır, da söyleyemem. Şey yani o rezidans olayı yani kimse karşı kapıdakini tanımaz. Kimse birbirine selam vermez. Komşuluk yapısı yok. Bitirdiler zaten yok. Öyle. Komşuluk yok, yani. Yok ki zaten hani bizim çocukluğumuzda o hani o küçük sokakta dediğimiz... oturup çiğdenmeyen ablalar teyzeler çay
yapan ablalar, teyzeler. Nerede? Ya o gece kondu bile 3 artı 1'di abi. Tabii. O gece kondu bile. Şimdi tabii, minimalist bir dünyanın içerisindeyiz. 1 artı 1 diyorlar. Köpek bağlasan anca beraber girersiniz yani. Ya. 40 metrekare ev. Bak 40 metrekare ev. Tabii. Neymiş efendim? Bir rezidansın içindeymiş mesela. Çağdaş ulan diyorum hani diyorum, burada şimdi evet, hani ne yapacağız ki? Yani bu 40 metrekare evin içerisine yani ne koyabilirsin ya? Yani. Ne koyabilirsin abi? Yani bir tane oda, bir tuvalet. Ha, Allah korusun mesela şu çok oluyor. Bilmiyorum size de denk geldiniz mi ama ben mecburi haber takibi yapmak zorundayım. Mesela Allah korusun oralarda ölsen abi var ya, cesedin kokmayana kadar seni kimse bulamaz. Kesinlikle bulamazlar valla. Yani çünkü bizde şey vardır. Mesela benim annemler de çok güzel mahallede oturuyorlar. Mahalle kültürünü seviyor annem çünkü. Mesela şey olur. Annem bir gün cama çıkmasın. Ben annemlere gittiğim zaman bunu yaşıyorum. Bir gün cama çıkmasın. Ertesi gün mesela şey oluyor. Gürze abla ya iyi misin, evde misin? Annem de karşıdaki bir tane komşusu var. Tokatlı bir komşusu. Kadıncağız tek başına yaşar. Bir gün de anneme benden geldim. Nerede oğlum bu bizimki? Dünden beri bunun camı hiç açılmadı. Tabii. Evet, merak. Ne kadar? Evet. Meraklı bir insan. Ya evet, ne kadar yani, güzel bir şey. Bunu parayla satın alamazsın böyle şeyleri. Bizim hangi lüks olabilir ki? Yapısında ama bu vicdan var yani. İşte mahallecilik. Vicdan yani bu, tanımasam bile mesela tanımıyorum. Ben ilk... Abi Sibel Can nereden geldi? Hülya Avşar nereden geldi? Seda Sayan nereden geldi? Tabii tabii. İbrahim yani... Tatlıses mağaradan geldi adam ya. Ama helal olsun ki ya, en azından unutmuyorlar. Bazı sanatçılarımızı ben takdir ediyorum bu anlamda. Geçenlerde bir örnek verebilir miyim? Tabii tabii çok lütfen. Esafla. TikTok'ta evde İzmir'de canlı yayın açtım. Okan ve Volkan kardeşleri biliyorsunuz. Bir de hayatımızda şu anda kendi jenerasyonun içinde 10 numara olan bir ses sanatçısı bir kardeşimiz var. Yeni şu anda hayata kazandırdı kendini. Semih Cenk. Evet. Yemin ederim ki iki söylediğim isim de hem Okan kardeşler hem Semih kardeş. Buradan sizin aracılığınızla onlara selam olsun. Estağfurullah. Bu tabii. Sevgiler. Çok çok teşekkür ediyorum. Geçenlerde evde canlı yayın açtım. Bir baktım. Semih Cenk geldi yayına. Sürpriz yaptı bana. Hediye gönderdi. Yorum yaptı. İlk etapta inanamadım. Ne güzel. Çünkü milyonlar izliyor. Milyonlar evet, dinliyor evet, kendisini. Ve o kadar mütevazı alçak gönüllülükle benim yayınımda batık gemi okuyordum o anda. Yani i̇şte o şarkıyı söylerken da... geldi mesela, hediye attı bana. Ben çok şaşırdım heyecanımdan, hatta gözyaşı bile döktüm biraz. Ya ona da zaten söylemişler. Herkesin nasip olmaz yani böyle şeyler. Keza Okan kardeşimiz. O da geldi yayına. Semih Cenk öyle ediyoruz ama gerçekten insan olarak da çok... Alçak gönüllü. Evet evet çok alçak gönüllü yani çocuk. Yani ne işin var şimdi? Mesela atıyorum beni milyonlar izliyor. Ben Şair Özlem'i bilmem etme. Yayınına girip... Öyle değil mi be abi? Biz değil. Ben bile diyorum öyle demiyorum. Seni hiç dinlemediyse, hiç dinlemediyse diyorum sana. Bak Allah net söylüyorum. Eğer Semih Cenk seni hiç dinlemediyse en az 100 kere dinlemiştir. Ben her türlü bahsederim. Yani alçak gönüllü bir kardeşim. Onu demek istiyorum. Hani sen çok alçak gönüllüsün. Ya sen çok iyisin bu konuda valla. O da geldi. Onlar da mesela geldikleri yeri biliyorlar. Evet yani, çok önemli. Yoksa o platforma girip bir canlı yayında işte birinin yani yayınına girip ne işim var benim? Anlatabiliyor muyum? Evet zaten evet. Zaten milyonlar izliyor. Milyonlar dinliyor. Arkamda bir sürü insan var. En iyi pozisyondayım. Makam olarak sanat camiasının içinde çok üst tabaka yerdeyim. Evet. Diye düşünüp gelmeyebilirdi. Yapmayabilirdi mesela bu hareketi. Ama o kadar alçak gönüllü bir kardeşmiş. Geldi hediyesine, yorumuna varana kadar her şeyi yaptı bana. Ne güzel. İşte sağ insan... olsun yani biraz evvel de sordun ya abi hani seni ilk kim keşfetti? Vallahi billahi Hakan abiden sonra birçok kişi keşfetti. Doğru. Yani birçok kişinin eli emeği var. Siz de dahilsiniz buna bugünle itibaren. Estağfurullah. Ve buraya çağırdınız çok keyifli mesela. Benim için çok keyifli bir sohbet. Yani buraya geldim mesela normalde şimdi bu platforma gelmek kolay mı? Herkesi ya, biz seçmeniz. Estağfurullah tabii biz çok seçiciyiz mecburuz bunu. Yani. Ama sağ olun bak bana da yer verdiniz. Yok estağfurullah ben Cem'e de söyledim hatta çok kıymetli bir isim çok önemli bir isim. Sağ olun. Çok güzel bir yorumcu aynı zamanda. Kesinlikle hem dostluğunu hem arkadaşlığını seveceksin onun önce dedim. Bize de renk katacak dedim. Yani bizim bu alanda mesela senin tarzında bizim alacak başka bir hani öyle bir konuk çizelgemiz yok. Sen teksin bu sağ konuda. Sağ ol. Çünkü estağfurullah ne demek ki. Valla insan istiyor tabii böyle sabahlara kadar sohbet edelim ama. Hiç bitmese böyle konuşsak. Evet, evet maalesef ki bize ayrılan sürenin tekrardan sonuna doğru yaklaşmış bulunuyoruz şu an. Abi duygularını alabilir miyim? Bize çok katıldın. Ne hissettin? Ediyorum. Nasıl hissediyorsun? Şimdi mesela heyecanını attın. Şimdi bizi övebilirsin artık. Şöyle söyleyeyim. Yani normalde podcast Türkiye'nin ilk aplikasyon yayını evet galiba. Evet podcast bizde biz. Yani podcast.
Evet evet, bu yani bu alanda biz bu platformun ilkiyiz. Teksin. Evet. O ilkiyiz ve en monitör, en büyük alan biziz. Ben bu konuda kendimi çok şanslı sayıyorum. Tabii estağfurullah, ne demek. Senin biz de çok şanslıyız. Sizlerin sayesinde ben de podcast. Yanlış söyledim. Hiç önemli değil abi o podcast falan. Aynen. Hiç önemli abi. İşte adını başka bir konuşan mikrofon koysalar bence daha iyiymiş. Ama neden? Havalı olmaz. Türkçe ya. Yani podcast yani bunu bir şey yapmak lazım çünkü. Yabancı. Tabii bu mesela şey diyenler var. CapCut var mesela. CapCut. Buna Japçut diyen var ya. Evet, Japçut. Bak bunu Japçut diyor ya adam. Bana geldi. Abi diyor Japçut diye bir program var diyor. Japçut. Ve bu çocuk kültür üniversitesinde okuyor. 4. sınıfta. Evet evet. Yani Japçut ne oğlum diyorum ya. Baba diyor işte bak şunu şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Bana çok referanslı bir yer burası diyor. Hani ben burada daha kolay yapıyorum işlerimi diyor. Oğlum diyorum Japçut denilen bir şey hiç hayatım durmadı mı? Sen CapCut'tan bahsediyor olabilir misin acaba diye dedim. Bilmiyorum ki abi dur açayım dedi. Allah senin cezane vermesin dedim. Japçut. Japçut evet. O zaman ben de şöyle bir şey söyleyeyim. Birazcık espri var bunun içinde. Estağfurullah. Bir arkadaşım CD satıyor. İki tane abi geliyor dükkana. Bruce Lee ile Jackie Chan'in filmini soracaklar. Abi diyor selam aleyküm. Aleyküm selam diyor arkadaş bizim Halil. Abi diyor sende diyor film vardır. Var abi diyor. Hangi film istiyorsun abi diyor. Bruce Ali. Bruce Ali. Jackie Chan. Bu daymış. Bruce Ali. Bruce Ali var mı abi diyor. Jackie Chan. Kim? Bruce Ali. Abi diyor öyle bir film yok. Telafizden dolayı filmi alamıyor adam. Ya evet ama... Ya diyorum Halil Bruce Lee'nin filmiyle Jackie Chan'in filmini istiyor abi galiba. Ha sen doğrudasın o tabii, arada. Tabii tabii. Abi diyor düşünsene diyor. Adama söylesen bunu bir. Rahmet Bruce Lee'de. Bruce Lee bak ben de Bruce Lee'de. Bruce Ali. Bruce Lee Ali dedim ben. De. Bruce Ali. Bruce Lee diye. Bruce Ali diye. Jackie Chan. Benim ağzıma yapışır abi ya. Ben bunu çok tekrarlamıyorum. Bu benim ağzıma yakışır. Ben sizi Jackie Chan olarak kaydediyorum. Ha olur. Yani, ya, evet. Vallahi yaparsın yaparım, sen. Yaparım evet ki yapacağım. Ya ben çok keyif aldım yayınınıza geldim. Vallahi iyi ki geldin. İyi ki geldin abi. Çok biz de çok mutlu olduk. Ben çok teşekkür ediyorum yer verdiğiniz için. Yani inşallah daha güzel. Ya yeni albümünden sonra tekrar yapalım bunu abi. İnşallah şu... onu da o zaman söyleyeyim bari. Evet. Sürpriz olsun diyecektik ama hadi ya şimdi söyle bize onu. Bunu da söyleyelim gitsin. Ya şimdi çok kıymetli bir yönetmenle çalışıyorum. AGE Prodüksiyon'un sahibi çok sevgili Alişan Günay. Buradan selam olsun kardeşine. O maşallah. Sevemedim bir türlü son çıkardığımız klip Sevemedim bir türlü kendi bestem. Onun klibini Alişan Bey çekti sağ olsun buradan kıymetli kardeşime selam olsun. Şimdi inşallah çok kıymetli bir abimizin sanatçı birbirimizin şarkısının üzerinde çalışmaya başladık. Proje olarak aranje aşamasında nasip olursa bir aya kadar kliplendirmesi de bitecek. Buradan sevgili Serdar Ortaç. Serdar Ortaç abi. Serdar Ortaç saygıları da şarkıları da var bak heyecanlandım yani. Çok çok teşekkür ederim. Yani Serdar Ortaç şarkıları da hepsi çok kıymetli şarkılar. Sağ olsun değer vermiş Alişan aracılığıyla, Alişan Günay yönetmenimiz aracılığıyla hani bir şarkısını okuma fırsatım oldu. Yeni bir yorum kattık şarkısına. Serdar abinin okuduğu şekil tabii ki enfes muazzam güzel. Hı hı. Ama biz tabii yorumsal açıdan ben arabesk fantezi dalında. Evet evet diyorum ki başka bir lezzetsin sen. Yürüdüğüm için kendi tarzıma yakın bir şekilde okumaya çalıştım ama. Yeni albüm bununla ilgili geliyor yani. Aynen Serdar Ortaç parçası geliyor inşallah yakın zamanda. O zaman Serdar Ortaç projesini hayata soktuktan sonra yani işte bu bir ayımızdan sonra. İnşallah. Diğer ikinci ayda aradan bir hafta sonra da bize konuk ol abi. Onu burada okuyalım. O zaman. Canla şimdi büyüsü bozulmasın şimdi şarkının. Aynen. O yüzden aslında ben bunu sana yorumlatırım. Neyse arkadaşlar bunu Ecem sen de olmadın bir gün yaptıracağım. Kendim dinleyeceğim sadece. O depresyona girmek istiyor. Yok be. Bugünkülerden sonra depresyona gideriz. Depresyondayım. Evet, evet. Bak bu da olurmuş mesela. Unutuldum. Bak bu bile söylenir abi bu şekilde ya. Tabii sevgilinden ayrıldın. Yoksa hissediyoruz mu? Şeyi ama son olarak şey ekleyeceğim. Mesela sen bunu yorumladığında bu şey gelmiyor mesela bana. Yabancı gelmiyor ama abi şu Yılmaz abinin yaptığı. Ya. Ya o şarkının sen nasıl katledersin o şarkıya? Bir de üzülmez mi? Bana izin vermedi diye ağlamaz mı? İyi de abi yani. Yapıyorsun sen böyle yani. Ben onun sen de nasıl dinleyeceğim abi? O diye bağırırken yani. Ateşe düştüm ben. Yani çok ayrı tat. Çok şimdi ayrı bak sen şey. Söylemiş olsan mesela yakışır. Böyle usul böyle güzel gider mesela parça. Yani. Lezzet. Besteyle güfte oturur abi yerine. Ama
Onda o güfte abi çok böyle şeyde kalmış yani. Dikte yani şey sesi ya. Sesi güçlü ve kuvvetli bir sesi olduğu için Yılmaz Morgül abinin. O yüzden yani kendinde Mert kardeşimizin okuyuş üslubunu belki... Adamın psikolojisini bozar ya. Şimdi nasıl hayatımızda mesela Mehmet Erdem gibi bir ses? Evet. Nasıl? Kendisi yorumu mesela yakışıyor adam. Gayet böyle konuşur şekilde tek tek tane anlatılabilecek gibi. Mesela, bas bariton bir ses. Evet. Mesela baktığında Zara değil bir ses. Asıl ben şu programdan sonra sana söyleyeceğim. Allah razı olsun. Bir tane Zara gördük biz Ecem'le Dosya Dosya Defilesi şeyinde şovunda bir Zara diye şey Rusya'da yaşıyor. Kadına bütün dünya hayran. Kürt bir sanatçı, bir ses ama bir ses. Yani kadınla dinlerken büyülenmemek gibi şansın sıfır. Hatta onu sana söyleyeceğim. Birkaç tane parçasını kesinlikle dinle. İnşallah. Ve akıp gidiyorsun yani. Bak ben Zara dinle benim aklıma şey gelmiş o zaman. Bizim normal Zara gelmişti mesela. Evet. Aynen. Bunun da ismi Zara mesela. Doğrudur. Efsane bir şey. Ben bir de şeyi çok seviyorum. Normalde şimdi bilmiyorum herkes dinler mi dinlemez mi ama ben genelde hafız dinliyorum. Müezzin dinliyorum. Aa, güçlü diyaframlar. Çok güçlü ve çok diyafram isteyen. Aynen. Çok inanılmaz güçlü diyafram var. Yani bunlardan dolayı mesela bazı yerlerde şarkıyı söylerken tamam bağırılması gereken yerleri vardı eserin. Meyan kısmında. Hı hı hı. Ama nakarat kısmında mesela çok öyle şeylerin yok. Şimdi o abimizin de okuyuş üslubu naif. Yani evet. Naif bir okuma tarzı. Çok. Mert Demir. Ama şimdi Yılmaz abi oranla baktığımız zaman tabii ki Yılmaz 6-7 desibel fark var yani. Bağırıyor yani. Evet. Ateşi falan. Hani orada baktığın hani zaman. Hani ben o şarkı çalsa çok özür dilerim. Birisi ateşe düştü diye gider yardım ederim yani. Vallahi yani, abi. Yılmaz abi ben yorumsal açıdan sevdiğim bir renk. Ses olarak yani. Ama tabii ki baktığın zaman o şarkı çok mu abartılı dersen. Ben Yılmaz abinin tavrını bildiğim için bana yabancı gelmiyor aslında. Ha, ama tabii genel olarak sorulduğu zaman baktığında o kadar dik okunmaması lazım. Değil mi? Derim. Evet bugün gerçekten bu sohbette müziğe dair ne varsa doyduk abi. Vallahi çok müzik konusunda doyduk yani. Artık böyle hem geçmişe gittik hem geleceğimizi. Böyle gelecekte de nelerin bizi beklediğini birazcık anladık. Belli ki biz bayağı içeceğiz sarhoş olacağız. Tekrar ben yine Bodrum'a gideyim bari sen şu şarkı çıkarırken gidelim vallahi ya. Gidelim be. Zaten gidelim Bodrum. Belli ki bu şarkıda ben yine sarıp dinleyeceğim. Yine o ilk şarkıyı dinlediğim yere gideyim ben bizim Türk Büyük'üne ineyim. Aç oğlum bu şarkıyı diye. Sarıp dinleyeyim Ecem. Aşık olacak kimse bulamazsam Ecem'e sararım falan. Eyvallah. Öyle bir aramızda artık paslaşacağız. Güzel parça bizi bekliyor abi. İnşallah çok başarıyla muhteşem kitlelere ulaşırsın her zamanki abi, gibi. Abi. Ayağına abi, sağlık abi. Çok sağ ol. Albümünden sonra tekrar yapalım bunu. İnşallah. Evet. Çok isterim ben de. Evet. Çok mutlu oldum. Çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim sizlere. Efendim bir mukabele. Teşekkür ederiz. Evet. İyi ki geldiniz. Tekrardan. Çok sağ olun. İnşallah daha güzel günlerimiz de olur. Sevgili podcast dinleyicileri bu hafta sevgili Şahin Özlem bizimleydi. Çok kıymetli konular işledik. Dinlerken keyif alacağınızı umuyorum. Buradan hepinize sevgiyle kucaklıyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ferhat ve Ecem'le Laf Lafa programı sona erdi.